Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Gökhan Damı'ndayız. Uzun bir zamandan beri video çekemiyoruz gerçi. Bu hafta hiç video çekemedik. Bu haftadan video atamadık. Sadece sizden gelenleri attık. Büyük bir ihtimal bu bayramın son videosu olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. Umarım nice bayramlar sağlıklı, ailenizi mutlu ve mesut geçirirsiniz. Arkadaşlar neden video gelmiyor? Şu an bayram arefesi olduğu için mağazada çalışıyorum. Zamanlar uzun oluyor. Sabah 9'da giriyoruz, akşam saat 12'de falan çıkıyoruz. O yüzden video çekmeye fırsat kalmıyor ki şu an saat 11.30. Kısık sesle konuşmamdan da anlaşıldığı gibi. Yani geç saate kalıyor. Ama bir video daha çekeceğim. Kuşların kırpım videosu olacak. Gökhan da geliyor zaten, çay getirdi. Dediğim gibi arkadaşlar, Ramazan dolayısıyla çekemiyoruz ama bir kırkım videosu daha çekeceğiz. Kuşların kanadını kırpacağız. Artık o Ramazan'dan önce mi gelir? Ramazan'dan sonra mı gelir? Bildirimleri kap. Niye kardeş? Dam hali. Kuşçu dediğin damda don ve atletle oturur. Yani don dediğimizde şort. Kırkım videosu arkadaşlar gelebilir. Onun haricinde video geleceğini sanmıyorum. Belki kırkım videosu da gelmez. Çünkü kapıyı yapmadım. Merdiven girişinde bir kapı var. Orayı yapmam gerekiyor. Şu an sadece yenileri kırpabilirim. Zaten birkaç tane daha kuş kaçıp gitmiş. Hangi? Birader benim karagüllüm yok ya. Boş ya, karagüllü. Orta 3 tane var sende. Orta karagüllü iyi ya. Babasına bak, sen babası olabilir. Babanın oğlu Kemal'ı. Çok yüksek bere dayı bak. Karagüllü iyi bere kardeş. Noktada gidiyor abi böyle. Tamam, noktada gidiyor da birader. Bende karagüllü yok. Ne zamandan beri yani bir seneden beri karagüllü koymaya çalışıyorum. Sen de gördün zaten, bir tane yakaladık, o da dişi çıktı. Sana gelmiyor. Gelir kardeşim, kırparız, uçuruz, çüte ederiz. Sarı gülü koyarım, hatta sarı güller çıkıyor. Sarı güllü derken? Maske payanlar. Doğru, sen sarı güllü alaktın değil mi? Kırmızı gümüş kuru götürdük ya çüte. Nereye payanlar? Çiçiden vuracağız, kırmızı çiçiden. İyi. Kafes kuyruk. Fayık yok mu biraz sarı? Kırmızı vallahi ortak, şu an fayıkta kafasını kessen sarıları kimseye vermez. Kırmızı diyorum. Yok, kırmızı hiç yok ortak onda. Kırmızı geldi mi? Ortak işte ya. Onu getirsin. Kırmızı çiçi ortak o. Ortak onu çiçinin, sarı çiçinden vuruk yavru alıyor. Yavru büyümüyor ama. Çok güzel yavru atıyor böyle parça parça kanatlar manatlar. Kardeş kendi yavru alamıyorsa getirsin, gerek çıktı bana. Bak benim kadar kırmızı kuşlar çıktı diye ne iş alamıyor biliyor musun? Verimsiz kalıyor kendine kardeş. İstemiyor çıktı orayı. Bak buraya yakın. Ortak altta da koydu, üstte de koydu. Kardeş getirsin mekanaya, bakın makine gibi yavruya düzmezsen atıyorlar. Söyleriz kardeş. Hoşuna gider, severiz. Eğer ben gene kanat alanında yavuz katlarsam böyle sevgimle tatlı var. Bir kez gelin için ben yaparım kardeşim. Mevlana gibi dönüyor ya. Kral gibi gene yalma çaldım burada. Beğenmedim. Kurta sarıyı çekiyor mu kendiler? Yok ortak. İşte söyle benden beraber bir tane ortak şey var. Erkek var. Bir de şeyin çiçinin dişisi var. Sarı çiçi. Yer değiştirecek. Anladın mı? Sarı gümüş kuyruğu sarı çiçiyle vuracak. Kırmızı gümüş kuyruğu kırmızı çiçiyle vuracak. Bir de diyor öyle deneyin. Ben de bu kuşların sarı gümüş kuyruğu dişisi şu an bu ya. Şey ne oldu kefesi? Orada çıtayım. Hala kalıyor. Ama işte galiba tutmuyor, bak tutmuyor, bir daha içmiyor. Kaç mı öyle bir yakında ben görüyorum. Valla ortak yumurta olayından ben anlamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün kuş muhabbeti bu. Şunu tuttum, şunu ettim. Arkadaşlar bu arada Gökhan iş değişikliğine gitti. İş değişikliğine gidince adam maşallah kuş tutmaya başladı. Bakın tutsakları bir köşeden sayayım. Bizim Gökhan'dan istediğimiz karagüldü şu. Aynen. Tam videonun ortasında.
Pardon, bu Gökhan'a hediye. Nerede lan? Aha, orada. Evet arkadaşlar, Göğban ötüyor. Bakın tam şu an videonun ortasında kabararak bize doğru geliyor. Hayt, erkeğim benim be. Ortak belki gözünden öyle çıkar diye şey yaptım. Hangisi lan? He şu. Arkadaşlar bu da sefil bilo. Ortak zaten şey yapacağız. Çekiliş yapacağız. Bu arada çekilişten de bahsedelim. Arkadaşlar ben Instagram hesabını 20.000'e yapmaya çalışıyorum. Şu an 8.500'de falan. Yani ortalama 8.200. Siz bu videoyu izlediğinizde 8.500 veya 9.000 olacak. 20.000'de çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi uzun mesafeye gönderimi düşünmüyorum arkadaşlar. Hani işte ne bileyim İstanbul'du falandı. Ama Urfa olur, Antep olur, Maraş olur, Osmaniye olur. Ya en az, en fazla 8 saatlik bir yol mesafesi olursa arkadaşlar o şehre göndereceğiz. Gökhan kardeşimiz de 2 tane kuş verecek. Ben de 2-3 tane koyacağım. Faik'tan da alırız 2-3 tane. Böyle arkadaşlar birine 10 tane güvercin hediye edeceğiz. Bu bir çekiliş duyurusudur. Videonun başında da çekiliş duyurusu olacak arkadaşlar. Çekiliş şartlarını şöyle söyleyeyim size. İlk önce arkadaşlar bu videoyu beğeneceksiniz. Arkadaşlar videoya 2000 beğeni geldikten sonra çekiliş başlayacaktır. Videoya eğer 2000 beğeni gelmezse bir sonraki videoya da 2000 beğeni. Yani bir video 2000 beğeni olduktan sonra arkadaşlar çekiliş başlayacaktır. Bunun için Instagram üzerinden bir tane post paylaşacağız. Et filo güvercinlerim üzerinden. Onun altına arkadaşlar 2 tane 3 tane arkadaşınız etiketleyeceksiniz. Fotoğrafı beğeneceksiniz. Sayfayı takip edeceksiniz. Bu kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu koşulları yerine getirmeyen arkadaşlar zaten sistemde tarattığımız zaman bu otomatik olarak sayfayı beğenmedi. Ondan sonra gönderiyi beğenmedi. Yorum atmadı. Zaten yorum atmazsanız çekilişe katılamazsınız. Çekilişte isminiz çıkmaz. O yüzden arkadaşlar 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor ve gönderiyi beğenmeniz gerekiyor. O gönderiyi de arkadaşlar çekiliş boyunca sabit bırakacağım. Hiçbir şekilde hiçbir şey paylaşmayacağım. Videoya 2000 beğeni geldikten sonra olacak yalnız bu. Videoya 2000 beğeni gelmezse arkadaşlar malumunuz paylaşamıyoruz. Ortalama arkadaşlar 8 ila 10 arası kuş hediye edilecek. Ama şöyle bir şey var. Kuşu hediye ettiğimiz zaman bir aile büyüğünü arayıp babasını, annesini arayıp soracağız. Hani oğlunuz kuş besliyor mu? Bu arada arkadaşlar 15 yaşın altında çekiliş katıldığı zaman çekilişe kazansa bile kazanmış sayılmayacak. Çekiliş tekrarlanacak. Bilginiz olsun. Neden 15-6? Arkadaşlar 15 yaşında yaşının altındaki bir arkadaşımızın derslerine odaklanması gerekiyor. Haliyle ailesi izin vermeyecektir. Gene de arkadaşlar biz ailesinden bir büyüğünü arar sorarız, numara isteriz. Arar sorarız, eğer kabul ederse ve gerçekten annesi babası olduğuna ikna olursak o kişiye arkadaşlar güvercinleri göndeririz. Aile onayı gerekmektedir, bilginiz olsun. Hiç güvercin beslememiş arkadaşlar bu işe hevesi olan arkadaşlar eğer besleyemeyecekse kuşlara heder etmeye gerek yok arkadaşlar. Vereceğimiz güvercinler de celep kuş olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Askeri güvercinler olacak. En azından arkadaşlar damımıza koyabileceğimiz kuşlar olacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Onun haricinde Gökhan'dan tutsakları tanıtıyorduk. Bir tane karagüllü vardı. Bir tane şurada bir kırmızı keşpir var. Bir tane çakmaklı bango. Çakmaklı bango nereye gitti ya? Göremiyorum. Aman tanrım, göremiyorum. Aynen, kapının orada arkadaşlar. Bir zoom yapalım. Aynen şu çakmaklı bango. Bir tane mor alaca var. Şu mor alaca. Onun haricinde şurada bir tane 3 renk bir kılçıklı posta var. Onun hemen yanında bir tane kır posta var. O da tutsak. Yeni kuşlarından bahsedecek olursak şu siyah keşpir yeni. Hemen onun arkasında bir tane göğe alaca var. Oraya da bir zoom yapalım.
Siyah gümüş kurunun hemen önünde. Aynen. Şurada bir tane şekeri var. Hemen önünde bir tane bahar gülü var. Onlar yeni. Bu kadar kuşu ne yapacaksın be adam? Arkadaşlar bu kadar kuşu işte önemli olan uçurmak değil, bakabilmek, zabt edebilmek. Çünkü nasıl söylesem size, var adamlar var, misal veriyorum, 100 tane uçanı var. Kuşu uçuramadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Gökhan haliyle gece karışmasına çıkabilir, çıkmayabilir. Ama biz büyük bir ihtimal video için çıkmaya çalışacağız. Zaten ortalama kuşlarımızı değiştirdik. Kuşları da gördünüz. Geceye elverişli kuşlar koyduk. Ama kaçırdık da. Yani bu işin doğasında kaçırmak var arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi. Neyi göstereyim? Ha arkadaşlar bu tutsağı göstermeyi unutmuşuz. Sana yem yok. Şaka şaka hadi. İndir ayağını. Cezam bitti. Arkadaşlar dediğim gibi son olarak çekiliş şartlarını tekrarlıyorum. Arkadaşlar bu videoya 2000 beğeni geldiği zaman çekiliş başlayacaktır. Ortalama 8 ile 10 adet kuş hediye edeceğiz. Çekiliş Instagram üzerinden yapılacaktır. Instagram adresimize açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Eğer yok kardeş ben buradan sen söyle duyarım diyorsan @filogüvercinlerim üzerinden son paylaştığımız gönderinin altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Sayfayı takip ediyorsunuz. Ve gönderiyi beğeniyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş şartları budur. Çok fazla bir şey istemedik. Bunları da sayfamızın büyümesi için şart. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyeceğim ama çekiliş için videoyu beğenmeniz şart arkadaşlar. 2000 beğeni olması şart. O yüzden mecbur videoyu beğenmek zorundasınız. Tabii kanala abone değilseniz abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi bayramlar, hoşça kalın. Gökhan Bey bir şey söylemek ister misiniz acaba? İyi bayramlar. İyi bayramlar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.